Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim. Mevsimler değişirdi. Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah! Basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selamicim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgilim. Talih kuşu değil, boynuz. Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım. Bak sana güzel bir sürprizim öyle var. Öyle mi? Eyvah, cinayet çıkacak. Bugün iki golümüzü atan kahraman. Hayrola kahramanımız bu kılıkta? Antrenman yapıyorduk da. Büyük futbolcu olmak kolay değil. Hep çalışacaksın. Dur durak yok, nerede olursa olsun hep idman. Öyleyse iyi çalışmalar. Sen de Aysel'cim, kahramanımıza iyi bak. Başarılar, ayağınıza kuvvet. Belime kuvvet. Alo, buyurun. Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? Gelmedi ki arasın. Aysel adında bir hanım da 3 kere aramıştır. Ne? Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı. Affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışı mı? Hayır sevgilim, bir dakika. Hayrola? Sait? Oo, sevgili nişanlım, nasılsın? Ne arıyorsun burada? Ben mi? Sahi, ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok, aynadaki resmine! Ne? Bana! Sana! Sana gösterdim seni! Ben sana! Kim bir yersiz kadın seni! Sayın seyirciler, burası İspanyol Aysel Spor Sarayı. Karşınızda Sait Güvenç. Terkene Sevim güreşe hızlı girdi. Ani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor. Eziyor. Bayağı iyi eziyor. Beklenmedik bir sürpriz. İspanyol Aysel kol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında. Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor. Tartıyor. Tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyol'un kıçı müthiş. Bir yiyen pişman, bir yemeyen. Allah Allah! Güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek! Şal eşek! Terbiyesiz bir takım laflar söylüyorum. Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevim'in sağı müthişti. Yine de Aysel'den karşılıklı vuruyorlar. Evet. Allah! Fırtlak fırtlağa geldiler. Karaciğerini yokladı. Sayın seyirciler, durum kötü. Bu iş karakolda biter. Boksta yeni kurallar. Biraz tuhaf ama karı karıyı ısırıyor ya. Isıra dursun ya. Ben de antrenmana gidiyorum. Sait! Saitçim, şekerim, ben geldim. Hocam, biraz cross yapayım mı? Başla! Sait, dur bir dakika. Bana kızgınsın, biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Saitçim. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum. Bir daha ne deplasmana giderim, ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Sait! 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 Bir şey söyle Sait. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık.
Perşembe saat 4'te nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum. Sait. Seyredeceğiniz Sait baştan önce yapılan röportajlarda gol krallığında ben de varım dedi. 18 numara lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara bir tarafta Duvar Ahmet bir tarafta Sait. Seyirciler Sait'i çağırıyorlar. Sait biliyorsunuz geçen haftaki maçta Cimbonlara son 6 dakikada 2 gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. Eğer Sait'in takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sait 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sait çok ümitli olduğunu belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. 0-0'dan başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top. Necdet'in pası Adem'den dönüyor. Sait yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet'e çalım atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş gol. Gol. İlk dakika. Sait sevinç içerisinde. Kartalların tribününde sevinç var. Duvar Ahmet elini yerlere vuruyor. Aman. Aman bu beklenmedik bir sonuç. İlk dakikada Rauş çok sinirli. Şimdi Kanaryalar hemen oyunu başlattılar. Önder'den geriye Cem'e doğru bir pas. Cem aldı verdi Müjdat'a. Müjdat sol tarafta tekrar Cem'e verdi. Cem'in ileriye doğru bir pasında Kartallar kaptılar. Sait'e güveniyorlar. Kartallar kaptı bu giden küçük Ali. Ortaladı. Sait kafayla zıpladı. Gol! Gol! Yine Sait. Fenerbahçe'nin yedeklerinin ve teknik adamlarının oturduğu kulübede ölüm sessizliği var. Olmaz. 2 dakikada 2 korkunç sayı. Şimdi küçük Haluk yeniden oyuna başlattı ve ilerliyor sol açık yerinden. Verdi ileriye doğru. Ortalandı. Top Necdet'e doğru giderken Necdet düştü ve bir korner kazandı. Kara Kartallar. Kartallar bir korner kazandı. Korneri Necdet atıyor. Ortaladı. Sayısı bunu gol! Gol! Sait'ten 3 gol ve maçın ilk devresi bu sonuçla bitti. Kara Kartallar 3-0 galipler Kanaryalar karşısında. Sait inanılmayacak işi yaptı. Tribünler de birbirine girdi bu arada. Bilhassa Kanaryalar tribünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başladı Kanaryalar'dan Onur. O Duvar Ahmet. Duvar Ahmet Sait'e karşı. Sait topu çaldı. Çalımını bastı. Gidiyor ileri doğru. Duvar Ahmet sakatlandı. Sait de topu bıraktı. Şimdi Hasan'da. Hasan Ali Kemal'e verdi. Çok fena ayağım. Ne oldu hocam? Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam. Bende pil bitti. Sen devam et. Kaptılar Kara Kartallar ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! Sait yine. 4. golü attı. Kartallar 4-0 galip. Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait 4. golünü attı. Kara Kartallar Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar.
Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. Beşinci gol. Beşinci gol Sait'ten. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Karakartallar şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Halil'in maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak. Sait atacak sağ tarafta. Sait atacak. Sait'i teşcih ediyor taraftarları. Sait hazırlandı. Ortasını yaptı. Sait'i Sait çaldı. Böylece şampiyonluğunu ilan ediyor Sait Kartalları. Kanaryalar hem şampiyonluğu kaçırdılar hem de Sait gol kralı oldu. Bu büyük maçı kazanan Sait sahadan rahat bir şekilde çıkıyor. Hocam, seni yalnız mı bıraktılar? Boşver. Seni kutlarım. Doğrusu çok iyi bir futbolcunuz. Senden öğrendiklerimle başardım. Hadi seni bir hastaneye götüreyim. Gitsem ne yazar? Bizden geçmiş artık. Futbolcunun eskisi bir boka yaramaz. Artık antrenmana bile gelme. Jübileni hazırla dediler. Senden daha çok öğreneceklerimiz var bizim. Bundan sonra futbolun ipliğini değil, nasıl oynandığını öğreteceksin. Kime? Bana, hepimize, gençlere. Ben sana borçluyum. Hadi, eski öğrencini kırma. Gene hocam olmanı rica ediyorum. Tamam mı hocam? Git. Git lan. Ağlatacaksın beni. Benim. Nihayet futbolculuğunu ispatladın. Öyle mi? Babam şerefine bu gece bir davet veriyor. Sana bir borcum vardı. Salak! Kendini bir hat sanıyorsun değil mi? Salaksın! 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 Ellerine sağlık sevgilim. Hadi bakalım depoya. Aa! Kocanı bekletme de boynuzu uzamasın. Sait, delirdin mi sen? Tam tersi, akıllandım.